Merhaba hocam, öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Sesim geliyordur umarım. Geliyor hocam. Öncelikle ben SOFART anlatmayla başlayayım etkinliğimize. Hemen hızlıca böyle bir SOFART anlatayım. Daha sonrasında Atakan da temsilci ekibimize ne yaptığınızdan bahsetsin. Öncelikle SOFART Eskişehir'de kurulan bir öğrenci topluluğu. Şu anda da hala çoğunluğunu mimarlık öğrencileri barındırıyor. Başlangıçta dergi olarak çıksa da daha faydalı içeriklerle sizlere ulaşabilmek adına iki kola ayrıldı. Atölye ve dergi olarak. Atölye hesabında workshoplar yapıyoruz. Tahmin ettiğiniz üzere çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Dergi hesabında da yine bir eskiz etkinliğimiz var. Ve şu anda da aslında temsilci ekibinden etkinliği olan Sofar Talks'tayız. Hepiniz hoş geldiniz. Bizleri Sofart'ı Instagram'dan takip edip destek vermeyi unutmazsanız çok seviniriz. Hemen çetede hem Sofart'ın dergi hesabınız hem de atölye hesabını bırakıyor olacağız. Tekrardan hoş geldiniz. Ve sözü Atakan'a bırakıyorum. Birazcık da temsilci ekibinde neler yaptığınızdan bahsetsin. Ve Aysun hocamızın birazcık da nasıl, hangi işlerde bulunduğunu anlatsın sizlere. Arkadaşlar merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Ben Atakan. Özge ben. Temsilci ekibinde. Biraz heyecanlıyım, kusura bakmayın. Sonrasında aslında temsilci ekibinde bu etkinlikleri duyuruyoruz. Beraber etkinlikler yapıyoruz. Mesela şu an yaptığımız Sofart Talks'ta yaptığımız bir etkinlik. Sonrasında Aysun hocamızdan bahsedecek olursak da Aysun hocamız 1981 yılında Bolu'da doğmuştur. Lise eğitimini Bolu Atatürk Süper Lisesi'nde tamamlamış ve 2003 yılında da Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı bölümünden mezun olmuştur. 2008 yılında Viyana Bodrum Kultur Üniversitesi Peyzaj Planlama ve Mimarlık bölümünden mezun mühendis unvanını almıştır. 2014 yılında Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı'ndan Sürdürülebilir Antik Kentler kapsamında Arkeolojik Parklar Düzce Konurak Örneği başlıklı doktora çalışması ile doktor unvanını almıştır. 2011-2020 yılları arasında Düzce ve İnönü Üniversitesi'nde görev yapmıştır. Halen Bolu Abat İzzet Baysal Üniversitesi'nin Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Öğretim Üyesi aynı zamanda yaşayan yardımcısı olarak görev yapmaktadır. 2018 yılından bugüne kadar TÜBİTAK 3501 Kariyer Geliştirme Programı kapsamında desteklenen Arslantepe Höyü ve Territoryumunda arkeolojik peyzajları yenileme ve yönetim stratejisi olarak arkeolojik park modelinin geliştirilmesi başlıklı projenin yürütücüsü olarak görev yapmaktadır. 2018 yılından bugüne kadar Uluslararası Aslantepe Höyük Kazı Projesi'nde ekip üyesi olarak yer almaktadır. Şimdi sözü Aysun hocama bırakabilirim. Hocam hoş geldiniz. Mikrofonum açık değilmiş, evet. Öncelikle çok teşekkür ediyorum davetiniz için. Özge ve Atakan, aslında kendinizi çok tanıtmadınız. Siz bizim öğrencimizsiniz. Bolu Abat İzzet Baysal Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü sevgili öğrencilerimiz. Karşımda gördüğüm için ekstra çok mutlu oldum ve böyle bir davetle çok onurlandım gerçekten. CV'de bir şey var, düzeltme yapmam gerekecek çünkü bahsettiğim proje çok uzun ve okunması zor olan projenin süresi bitti. Yani 2021 itibariyle tamamlamış bulunuyoruz. Şu anda halen Aslantepe'de olan bağımız devam ediyor ve Aslantepe Alan Yönetim Başkanlığı Danışma Kurulu üyesi olarak da bakanlık nezdinde görev alıyorum. Evet, nasıl yapalım? Sunuma mı başlayalım? Evet hocam, isterseniz nasıl isterseniz nasıl davet isterseniz öyle yapalım. Hemen başlayalım. Evet. Evet, şöyle güzel oldu. Sofart etkinliği vesilesiyle aynı zamanda hani birçok farklı üniversiteden olduğunu söylemiştim sevgili Özge. Bir taraftan da çok mutlu oldum. Ekip üyelerimiz de burada ve Malatya'dan çok değerli öğrencilerim de katılım sağlamışlar. Onları da gördüğüm için ayrıca çok mutlu oldum. Bu proje, bahsettiğim proje TÜBİTAK destekli, Atakan'ın da belirttiği gibi 2018 ve 2021 yılları arasında süre geldi.
Ön hazırlık süreciyle beraber yaklaşık 4 yıllık bir süreyi kapsadı. Burada bir derdimiz vardı aslında. Çünkü ben Bolulu'yum. Malatya'da görev yaptım fakat Malatya'da gitme amacım da aslında Aslantepe'ydi. Nedir bu kadar Aslantepe'de beni etkileyen? Zaten o zamanlar dünya mirası değildi. Artık 2021 yılı itibariyle UNESCO'nun 44. toplantısı kapsamında, tarihi de çok hatırlayamadım ama sanıyorum Mart ayı içerisindeydi, o güzel haberi aldık. Dünya miras listesine kaydedildi. Ve bu süreçten önceki süreçte de zaten Aslantepe sadece içindeki bulunduğu arkeolojik miras değeri de değil, bulunduğu çevreyle alakalı çok büyük bir değer kazandırmıştı. Değer ihtiva ediyordu. Bu noktada da bir dertlendik. Dedik ki burada sadece Aslantepe gezilip görülecek ve bir açık hava müzesi mahiyetinde olamayacak kadar büyük öneme sahip. Biz bu noktada hem planlama hem de tasarım temel alanında yetiştiğimiz için bu noktada nasıl kente entegre ederiz? Bu miras değerinin kentle bütünleşmesi, aynı zamanda bir kalkınma lokomotifi olarak bir yönelime uğrayabilmesi noktasında kafa yormaya başladık. Daha gelir gelmez ben Malatya İnönü Üniversitesi'nde görev yapmaya başlarken zaten bu fikirlerle yola çıktık ve çok sevgili, çok değerli İtalyan kazı ekibindeki çok değerli hocalarımızla tanıştıktan sonra evet dedik, biz Aslantepe bizim temel motivasyon kaynağımız ve bu noktada tarihi peyzajları, hatta bir alt spesifik alanı arkeolojik peyzajları nasıl koruyarak işlevlendiririz, nasıl kente entegre ederiz? Bir sonraki amaçta da UNESCO Dünya Mirası olarak olan süreçte, o yolculukta nasıl kente bir aktarım senaryosu oluştururuz? Bu dertlerle yola çıktık. Şimdi öncelikle bir takım kavramlar var. Genelde mimarlık öğrencileri olduğunu düşünüyorum dinleyicilerden. Bu biraz daha kendi mesleki terminolojimi kullanacağım. Bunun için de bir takım tanımlar yapmam gerektiğini hissediyorum. Çünkü biraz önce birkaç kavram kullandım. Arkeolojik peyzaj dedim. Arkeolojik peyzaj aslında son zamanlarda çok bilimsel anlamda da literatüre yeni giren bir peyzaj tanımı. Nedir aslında? Çok farklı mekansal ölçeklerde yaşayan insanların farklı eylemleriyle şekillenen oluşumlar, çok kaba tabiriyle. Biraz daha detaylı anlatacak olursak, atmosfer yani iklimsel değişimlerin sınırlandırılması, bunların potansiyelleri ya da dezavantajları şekillenerek çok katmanlı bir kültür yapısını oluşturan bir kavram ve bu kavramın içinde geçmiş yaşam formları var. Aynı zamanda bu geçmiş yaşam formlarının o dönemdeki arazi formlarını nasıl kullandıkları, nasıl geliştikleri hakkında bilgi aktarım depoları aslında ve bir diğer taraftan da o dönemin peyzaj karakterini ve kimliğini yansıtan antropojenik yani insan temelli sistemler olarak karşımıza çıkıyor. Fark ettiğiniz üzere çok geniş kapsamlı, çok geniş perspektife sahip bir kavram. Sunum çok yoğun, dediğim gibi çok yılların bir birikimi ve ben bu sunumu hani çok kez yaptım ama 2023 yılı itibariyle ilk defa Sofart'ın davetiyle tekrar yenileme fırsatım oldu ama şunu da unuttum sözüme başlarken, her zaman çok keyifle bu sunumu yapıyorum ama bu sefer biraz daha burkulmuş vaziyetteyim çünkü biliyorsunuz 6 Şubat'ta çok büyük bir afet yaşadık ve bu afetten de Malatya'da maalesef çok yara aldı. Çok ciddi kayıplarımız var. Maddi manevi çok kayıplarımız var. Orada vefat eden vatandaşlarımıza da öncelikle Allah rahmet eylesin diyorum. Kalanlara da başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Umuyorum çok hızlı bir şekilde toparlanır. Kolay değil. Pek medyada çok yer almadı. Oradaki halkın da benden de isteği bu şekilde, bunu da dile getirmek istiyorum. Evet, Maraş merkeziydi ama Malatya'da ciddi anlamda yapı stoğunu kaybetmesi anlamında ciddi anlamda zarar gördü. Bu anlamda yeniden şekillenme sürecinde ciddi bir desteğe ihtiyacı var.
Aslantepe ile alakalı kısım aslında ilerleyen safhalarda da bahsederim ama Orduzu Mahallesi bu noktada çok enteresan bir şekilde Malatya'nın çok önemli yerleşimine çok ciddi zarar görürken Aslantepe'nin bulunduğu Orduzu Mahallesi, Battalgazi ilçesi sınırı içerisindeki Orduzu Mahallesi çok şükür ki yara almadı. Çok fazla yara almadı. Tabii ki bir takım zararlanmalar mevcut ama almadı. Bu bir de şunu gösterdi bize. Milattan önce 7000 yıllara kadar uzanan bir tarihi geçmişe sahip olan Aslantepe'nin yer seçim kararlarının doğruluğunu bugün modern dünyada tekrar kanıtladı. Kerpiç saray çok hassas bir malzeme olmasına rağmen çok ufak zararlanmalarla çok şükür ayakta. Tabii bunda İtalyan kazı ekibinin yapmış olduğu destekler, onların bu zamana kadarki çok önemli koruma yöntemleriyle bu felaketi çok ucuz atlattı diyebilirim. Tabii ki sıkıntılar var. Yani aldığım bilgilerde bir takım zararlanmalar var ama çok şükür ki çok ciddi boyutta değil. Önce bunu bir söylemek istedim. Daha sonrasında tabii biz Aslantepe'yi ve Orduzu'yu ve çok değerli Malatya'yı çok güzel anılarla bıraktık. Maalesef depremden sonra gitmek için fırsatım olmadı. İnşallah kazı başlayacak Ağustos ayı itibariyle. Biz de yerimizi alacağız umuyorum ki. Ama tabii gördüğümüz manzara çok daha farklı olacak. Ama bu noktada yine de proje çıktılarının önemli bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Çünkü proje çıktıları aslında bir bakıma kente entegrasyon noktasında çok önemli kilit noktaları ihtiva ediyordu ve şu anki yapılacak yenileşme sürecinde, yeniden yapım sürecinde kullanılabilecek bir kaynak olduğunu kanıtladı. Bu noktada da hani bu anlamda da hizmet verebilme şansına sahip olduğumuzu ve bu anlamda destek sağlamaya hazır olduğumuzu söylemek istiyorum. Projeden tabii bahsedeceğim. Öncelikle biraz daha kavramlardan bahsetmem gerekiyor dedim. Arkeolojik peyzajlardan tekrar birazcık zıplamış oluyorum ama arkeolojik peyzaj kavramından sonra arkeolojik peyzaj kavramının aslında nasıl sunulduğu ve bu anlamdaki çerçeve önemli. Çünkü dünyada arkeolojik peyzaj olarak bilinen kavram Türkiye'de arkeolojik sit kavramı içine sıkışmış durumda. Arkeolojik sit de ne söylüyor? İKOMOS Uluslararası Antlar ve Sitler Konseyi'nin tüzüğünde kültürel mirasın çoklu anlam, değerleri ve önemiyle kamuya açıklanması olarak tanımlanıyor. Diğer taraftan bir iletişim süreci olarak tanımlanıyor ve kültürel mirasın sunum işlevini açıklıyor. Birçok farklı tüzükler var burada nasıl korunması, halk tarafından nasıl algılanması, bu alanlar geçmişin bilgi depoları dedik, geleceğe nasıl aktarılacak bu bilgi kaynakları, bununla alakalı birçok farklı yönerge var ve zaten bize İKOMOS ve UNESCO ile tabi olan ülkeler arasında olduğumuz için dünya ölçeğindeki bütün kararlar ve tüzükler ülkemizde de geçerli. Şimdi sunum şekilleri önemli çünkü bir arkeolojik alandayız ve bu arkeolojik alanların sadece başta da söylemiştim gezilip görülen değil, deneyimlenen, entegrasyonu sağlanmış kentlinin ve ziyaretçinin de bu anlamda çoklu ortamlarda anlamlandırabileceği, zihninde yer alabileceği, aynı zamanda katkı sağlayacak, aynı zamanda da ekonomik fayda sağlayacak bir sistemler bütün içinde nasıl tanımlarız, nasıl sergileyebiliriz? Bununla ilgili farklı sunum şekillerini tanımladık. En çok bildiğimiz aslında müze, geleneksel müze. Özellikle mimar arkadaşların daha çok haşır neşir olduğu, daha çok kapalı alanlar içerisinde geleneksel müze olarak karşımıza çıkıyor. İlk başından beri böyle biliyoruz. Daha sonra bu tabii gelişti. Sonra açık hava müzeleri karşımıza çıktı. Artık in situ koruma, yani yerinde koruma, yerinde sergileme anlayışıyla ortaya çıkan bir kavram. Daha sonra bahsettiğim gibi arkeolojik mirasın sadece miras değeri değil de çevresiyle olan bütünü, oradaki hatta halkın yaşayışı hakkında bilgiler, izler barındırabilme özelliğiyle beraber de başka kavramlar konuşmaya başladık. İşte arkeolojik hava, açık hava müzeleri, sonrasında ekomüzeler, çok daha geniş kapsamlı ekomüzeler. Bunlar dış mekanda bulunduğu yine in situ olarak yerinde sergilenebilen, aynı zamanda sadece bilimsel kaynak değil, eğitsel, rekreasyonel faaliyetler ve geleneksel peyzaj unsurlarını da içinde barındıran
sunum şekilleri olarak karşımıza çıktı. Ve arkeolojik parklar, arkeolojik parklarda biraz daha ekomüzelerin alt sınıfında yer alabilir. Daha çok arkeolojik mirasa odaklanan, ona konsantre ama yine diğer eğitsel rekreasyon faaliyetleri ve yerel peyzaj değerleriyle birlikte sunan kavramlar olarak karşımıza çıkıyor. Biz de bu noktada arkeolojik park modeli, benim de zaten Atakan da bahsetti, doktora tez konumdu. Farklı bir alanda model geliştirmiştik. Bu modelin uygulaması ve bu modelin daha detaylı olarak vücut bulabilmesinde Aslantepe üzerinde yapmaya çalıştık. Burada şunu söylemiştim, arkeolojik park daha çok aslında sadece sunuma odaklanmayan, birçok farklı kriteri içinde barındıran, deneysel faaliyetleri, ziyaretçi kullanımını koruma ve muhafaza, tabii ki koruyarak ve işlevlendirme ana mottosunda hem araştırma hem rekreasyonel fırsatlar hem eğitsel ve ekonomik faaliyetleri içinde barınan bir model. Yani sadece bir sunum yöntemi değil de bir tek başına birçok farklı parametrede içeren bir silsile, bir bütün, yani bir model olarak karşımıza çıktı. Hedefleri de bunlar da bu başlığı altında birçok alt hedefleri var. Şöyle, şimdi arkeolojik park öyle bir halde ki aslında şu an günümüze bakıldığı zaman sadece arkeolojik alanlardaki bir çevre düzenleme projesi olarak karşımıza çıkıyor ve insanlar genelde böyle biliyor. Çok fazla yerde arkeolojik park olarak görüyorsunuz. Hatta arkeopark biraz daha kısaltılmışı olarak karşımıza çıkıyor. Ama değil, biraz önce de bahsettiğim kavram bunu söylemiyor. Sadece küçük bir kısmı. Planlama, tasarım ve yönetim üç mekanizmayı da birbiriyle entegre eden bir model bütünü aslında. Bir sistemler bütünü geliştiren bir model. Neden arkeolojik parkı seçtik biz Aslantepe'de? Çünkü dedik ki geçmişi geleceğe taşımak ana fikrinde. Aslantepe önemli bir bilgi kaynağı, geleceğe taşınması gerekiyor ve işlevlendirilmesine temel alması arkeolojik parkın. Bu anlamda bizim için temel motivasyon oldu. Diğer taraftan maddi kültür kalıntılar, yani arkeolojik değeriyle beraber çevresel ekolojik değerlerini de ihtiva etmesi ve ekolojik değerler bütüncül bir yaklaşım. Yani biz buna holistik yaklaşım diyoruz. Holistik yaklaşımı hedeflemesi. Aynı zamanda alternatif bir yeşil alan desteği sağlama potansiyeli, yaşayarak öğrenme olanağı sağlaması, deneyimleme merkezi haline gelebilmesi, turizm noktasında bir destinasyon noktası olabilme potansiyeline katkı sağlaması, eğitsel ve rekreasyonel faaliyeti birleştirerek yeni araştırma yöntemlerini geliştirme potansiyeli sunması. Diğer taraftan ise bu bir turizm, onu da biraz daha ilerleyen safhalarda endişelerimiz var. Yani turizm bizim için aslında bir hedef değil ama bir taraftan da devam eden bir süreç. Bu noktada da kontrollü bir şekilde öncelikle yerel halkın istihdamını sağlaması noktasında, ekonomik kalkınmaya katkıda bulunması noktasında bu hedeflerle bizim hedeflerimize birleştiği için biz arkeolojik park modelinin uygulamasına yapmaya çalıştık. Şimdi tabii farklı bir kavram. Türkiye'ye baktığımız zaman bizim aradığımız arkeolojik park modeli yok. Peki dünya ölçeğinde neleri örnek alabiliriz? En iyi uygulama örnekleri nelerdir? Yani uluslararası deneyimler bize neyi söylüyor? Burada tabii çok fazla örnek var. Ben birkaç tanesini koydum. Özellikle işte Chengtushan Arkeolojik Parkı, Çin'deki bir alan. Burası milattan önce 4000 yıllara kadar eski, bilinen en eski pirinç tarlanın olduğu bir alan. Burası bir arkeolojik park yönetim mekanizması altında devam ediyor. Nedir temel vizyonu? 3 temel vizyonu var. Diyor ki kültürel mirası bir arada sunmak, hem arkeolojik hem de tarımsal miras değerleriyle beraber. Geçmişi geleceği taşımak ana noktasında geleneksel geçim yollarını koruyabilen çiftçiler ve ziyaretçiler arasında bir verimli bir etkileşim sağlamayı ana vizyon olarak kabul etmiş. Yerel yönetim tarafından finanse ediliyor. Bu da eğitim, katılım, yönetim, ekolojik restorasyon uygulamalarına ihtiva ediyor. Üretken ve eylemsel peyzaj anlamında o bilinen en eski antik pirinç tarımının güncellenmesine yönelik deneyim sunuyor gibi.
Burada uygulama sürecinde 2017 yılında Transcape firması tarafından bir yarışma birincilikle sonuçlanan bir süreç var ve uygulamaya değer görülüyor. Burada birçok park bileşeni var, bildiğimiz hizmet ve servis birimleriyle beraber birçok peyzajın birçok unsurlarını görüyoruz. Ve turizm alanında da tabii çok önemli katkıları var, çevresel katkıları da. Çünkü bu Hunan eyaleti o dönemde çok dezavantajlı bir bölge durumundaymış. Çok fazla güvenliğin sorun olduğu ve genelde sosyoekonomik seviyesinin düşük olduğu, halkın olduğu bir alanken arkeolojik parkla beraber ciddi bir turizm artışı ve bölgeye ciddi bir ekonomik kalkınma sağladığını gözlemliyoruz. İkinci örneğimiz Avusturya. Burası da Kärntenwelt-Freilicht Museum, Flöckroßegg'de. Burası aynı zamanda bir açık hava müzesi konumunda. Burası biraz daha Demir Çağı ve Roma dönemine ait bir arkeolojik bir miras barındırıyor. Temel vizyonunda yine bir deneyimleme, tarihi deneyimleyerek öğrenme anlamı vizyonunda. Yine bölgesel bir kültürel ve turizm destinasyon noktası olarak karşımıza çıkıyor. Aslında o hedefleniyor. Aynı zamanda bulunduğu ekolojik ortam, orman peyzajı hakimiyetinde onunla beraber geçmişi deneyimleme noktasında oluşturulmuş bir park alanı. Buradaki temel stratejileri ne olmuş? Burada bir arkeolojik köy kurgusu oluşturulmaya çalışılmış. Arkeo-rekreasyon merkezi haline gelinmesi hedeflenmiş. Ve daha çok hedef kitlesi de çocuklar ve gençler için bir eğitim alanı. Zaten buraya paketler düzenleniyor ve tatil paketleri işte 3 gün, 1 ay, 1 hafta şeklinde. Aynı zamanda burası bir arkeoloji müzesi ve arkeoloji merkezi olarak da hizmet veriyor. Özellikle işte Rose, Kayanat Bahçesi, Liechtenstein Kalesi, Wörthersee Gölü turizm destinasyon noktasında önemli bir merkez durumuna gelmiş. Dediğim gibi yaz okulları ve workshop kamp faaliyetleri hizmetlerini sunuyor. 2010 verisine göre 46.400 euroluk bir gelir kaydedildiğini biliyoruz. Yani kendi kendini finanse edebiliyor. Aynı zamanda da bölge içinde bir ekonomik finansman değerine sahip. Yıllık 30.000 ila 35.000 turist ziyareti olduğunu verilerden öğrenmiş bulunuyoruz. Diğer bir örnekte Danimarka. Bu da çok kompleks bir arkeolojik park. Bu da yine daha çok yani Danimarka deyince Vikingler akla gelir. Tam olarak da Demir Çağı ve Viking Çağı'nın yerleşim kompleksini sunan bir arkeopark. Özellikle yine arkeolojik köy temasında yapıyor ve bunu ciddi anlamda deneysel olarak öğretiyor. İşte fotoğraflarda görüyorsunuz işte o döneme ait taşıtlarla o döneme ait kayıplar üretilerek, hatta gelen turistler de birebir o üretime de deneyimliyorlar ve o sürece de katılım sağlıyorlar. Tamamen tarihi sahteleme, bir taraftan da dijital anlamda da kendini çok geliştirmiş bir alan. Dijital simülasyon teknikleriyle de günün teknolojisini kullanarak o dönem hakkında ciddi bir bilgi aktarımı sağlayan bir alan. 882 bin euroluk bir gelir kaydedildi. 2010 verilerine biraz eski biliyorum ama daha da arttığını düşünüyoruz. Yıllık 55 bin ila 75 bin turist gelirine sahip. Çok büyük bir destinasyon noktası. Aynı zamanda o kuzeydeki diğer işte Norveç olsun, diğer işte İsveç olsun, onlar da bir bağlantılık noktasında önemli bir destinasyon merkezi. Birçok farklı peyzaj unsurlarına ve birçok farklı hizmet ve servis birimlerinin ünitelerine sahip olan bir kompleks bir arkeopark. Diğer örnekte yine İsviçre'den geliyor. Burası biraz daha diğerlerinden ayrılıyor. Çünkü burası bir UNESCO Dünya Mirası. Tarım alanları yine çok önemli. Burada bir o İsveç'in yine Demir Çağı Ekotop denilen dönemdeki o dairesel, onu muhtemelen gördüğünüzü tahmin ediyorum. O dairesel tarım parsellerinin, köylerin daha doğrusu yanlış söyledim. Dairesel formda oluşturulmuş köy formlarının izlerini çok net olarak takip ettiğimiz bir alan. Yine bir arkeo-rekreasyon merkezi, aynı zamanda turizm destinasyon noktası olarak
karşımıza çıkıyor. Neleri ihtiva ediyor? Bir müzeyi ihtiva ediyor. Aynı zamanda zaten bütün bu arkeolojik parklar bir yerel yönetim ve ulusal noktada bakanlıklarla beraber çalışan ve aktif olarak da bilimsel kazıların devam ettiği oluşumlar. Burada kazı çalışmalarının kesinlikle olması şart, olması gereken nokta. Çünkü devamlı olarak kendini yenileyen bir inovatif bir duruma sahip. Bu noktada da aynı zamanda Ekotop Arkeolojik Parkı bir taraftan da bir arkeoloji araştırma merkezi olarak da işlev sağlıyor. Yani kendi kendine finansman etmesi 400 bin euroluk bir gelir kaydettiğini 2010 verilerinden öğrenebiliyoruz.